Arkadaşlar merhaba, ben Emre Karadeniz. Bugün size DJI'nin yeni ürünü olan Mavic'ten bahsetmek istiyorum. Çantası bana göre bir fotoğraf makinesinin, DSLR makinenin çantası gibi dizayn edilmiş ve çok güzel korunaklı, yan taraflarında süngerleri olan bildiğimiz birebir fotoğraf çantası. Fotoğraf makinesi çantası değil. Cihazımız ortalama 716, ortalama 750 grama tekabül ediyor ve bu da demek oluyordur ki bizim yasal kanunların sınırlarının altında kalıyor arkadaşlar. Yani bunu bugün bu hobici çok rahatlıkla kullanabiliyor. Cihazımızın şöyle bir özelliği var. Kurulabilerek açılabiliyor kollar. Alt kollar, ilk kollar önler açıldıktan sonra altlara doğru ilerleyerek yan manevrayla açılıyor arkadaşlar. Bu da çok tuhaf, ilginç ve sağlam. Ben ürün gelmeden önce notum bu cihaza karşı biraz düşüktü ama ürün geldikten sonra gerçekten eklem yerlerinin daha başarılı, sağlam bir şekilde yapıldığını gördüm. İlk olarak dikkat edeceğimiz şey kamera. Kameramızın dış kapında bir plastik gövdeli koruma yapılmış. Bunun haricinde biz bu kapağı açtıktan sonra, ayrıldıktan sonra burada içerisinde bir güvenlik kiti yapılmış. Bu güvenlik kiti kameramızın seyahat halindeyken gimbal'a herhangi bir hasar oluşmamasıyla ilgili bir tedbir yapılmış. Biliyorsunuz ki Phantom 3, Phantom 2 gimbal'larında da bunlar mevcut. Ama bu diğerlerine oranla daha basit ve zarif. Yani şöyle tutup çeksem elimde kalacak gibi duruyor cihaz. Bu da sert düşüşlerde ciddi bir hasar alabileceği anlamına geliyor. Bataryası bildiğiniz gibi geçme. Slot. Ortalama üzerinde ne koymuşlar? 3830 mAh koymuşlar. 11.4. Bataryamızın sınıfı da lityum. Yine polimer olarak gelmiş. Diğerleri gibi sadece lityum değil. Pervaneleri aynı Phantom 4'lerle aynı stadyumda dizayn edilmiş gibi görünüyor. Ancak bunlarda tek fark katlanabilir olması ve geçme sisteminin daha çok motorun iç gövdesine doğru olması. Yine renklendirme sistemi kullanıldı. Siyah motor, siyah pervane. Beyaz motor, beyaz pervane. Evet, pervaneler de gayet sağlam görünüyor. Hiç öyle videodan izlediğiniz gibi basit değil yani. Elinizde geçtiği zaman ürünü çok iyi anlayacaksınız. İki tane yedek gönderiyorlar size. Bir takım veriyorlar, bir de iki tane de yedek gönderiyorlar. Bir siyah, bir beyaz olmak üzere. Aynı Phantom 4'lerin ilk serilerinde gönderdikleri gibi yapmışlar. Şu anda makinamız ilk aşamadaki kurulumuna hazırlanmış durumda. Kumanda çok şık, kaliteli, başarılı. Yani bir cebinize bile sokup taşıyabildiğiniz kadar zayıf. Pro serilerinde biliyorsunuz kendine özgü kumandası var. Normal düz versiyonlarda kumanda yok. Direkt yazılım üzerinden, uygulama üzerinden kullanabiliyorsunuz. Burada bir güzel tarafı direkt Samsung cihazlar için değil, direkt yani bahsetmek istiyorum. Android uygulamalar için soketi kendileri standart üzerine koymuş. Ama biz iPhone kullanacağımız için bu soketi yine yerinde bırakıp iPhone'umuzu takıp bir normal standart girişinden telefonla bağlantı sağlayacağız. Antenler yine zarif. İleri geri sağa sola ilerleyebiliyor. Aynı şekilde gimbal tiltimiz ve ISO ayarlarımızı aynı şekilde diğer standart kumandalar gibi fonksiyonel yapmışlar. Altta yine C1, C2 atanabilen fonksiyonlarımız var. Joystick daha sert, daha hassas sanki. Yani böyle düz, kararlı uçuşlarda birazcık sanki daha stabil ilerleyecekmiş gibi havası var. Aynı şekilde kumandamızın üzerinde Go Home tuşumuz var. Go Home tuşumuzun yanında açma kapama tuşumuz var. Arkadan baktığımız zaman video kayıt tuşumuz var. Sağ tarafta da fotoğraf çekme tuşumuz var. Kumanda startımız yine aynı şekilde. Şöyle detay vereceğim. Bir kısa, iki uzun olarak start verebiliriz ve makina bağlanmak istediği cihazı aramaya başlıyor. Ya da bağlamak istediğimiz cihazı aramaya başlıyor diye. Burada her şeyin dıştaki fonksiyonlarını dijital ekrana taşımışlar. Yani bizim kumandada müdahale etmek istediğimiz birçok fonksiyona dijital ekrana sağlamışlar ve buraya küçük bir joystick eklemişler. Bu joystick yardımıyla biz buradan ana setup'ına ulaşabileceğiz cihazın. Ana kurulum menüsüne ulaşabileceğiz. Bize ana gövdede dijital ekranımızda start verilebilirliği ile ilgili detayları sunulacak. Burada gördüğünüz gibi fonksiyonlarla cihazın hangi modda, hangi gain ayarında detaylı bir şekilde görüyor olacağız. Şimdi bize ready go diyor. Yani cihaz uçuşa hazır diyor. Şöyle bir güzelliği var. Bu cihazı normalde bir herhangi bir cihaza bağlamadan start verdirtirebileceğiz anlamına geliyor. Ana ekranda neleri görebiliyoruz? Onları sayayım size. Cihazın kilometre hızını, motorların devir hızını, bataryanın durumu, cihazın batarya durumu, cihazın görüntü ve anten yapısının
kaç dp kaç derecede ne kadar sinyal aldığının göstergesi, SD kartın doluluk durumu, cihazın açısı, yüksekliği, yerden yüksekliği ve gidiş istikametinin metrajı. Biz bunlarla ilgili zaten detayları, ilk kullanım aşamasıyla ilgili detayları DJI acilservis.com'da Türkçe açıklamasını, Türkçe makalesini hazırladık. Cihazınızı elinize aldığınız zaman oradaki makaleye dikkatli şekilde gözlemlerseniz muhtemelen hata yapmadan kullanımı başarılı şekilde yapacaksınız. Ben şu anda cihaza start veriyorum. Yine bir kısa iki uzun yaptık. Ve cihazımızı masamıza bıraktık. Yine Phantom 4'e benzer bir tepki. 4 motor arasında 1-2-3-4 saydırımlı bir sinyal verdi tekrardan. Gördüğünüz gibi ön ışıklarımızı biraz daha sağ açılara, sol açılara doğru yatık verilmiş. Bunlar muhtemelen daha görüş açısını, yani cihaz yukarıdayken daha fazla detay görebilmemiz için sağlanmış. Arka kuyrukta yine ilk Phantom'lardaki gibi, ben tabii bu cihazı Phantom'la kıyaslamıyorum, öyle bir algı yaratılmasın. İlk Phantom'dakiler gibi ya da A2 kontrolcüler gibi tek bir LED sistemiyle yapılmış. Bu da gayet bir power LED olduğu için canlı yanıyor. Muhtemelen gece karanlığı havadayken çok ciddi anlamda görünebilecek bir pozisyonda. Tabi bu ışığın her zamanki gibi yine sinyallerle size hata bildirimleri, kontrol bildirimlerini sağlayacak. Sensör sistemimiz aynı şekilde yine iki kumpas olduğunu belirtiyor. İki IMU gösteriyor. Biz bu cihazla ilgili ileri ve geri sensör sisteminden bahsedildiğini duymuştuk. Videolarda da öyle bir izlenim yaratılmıştı. Ancak ben bu cihazın üzerinde arka kısmında herhangi bir sensör bulgusuna rastlamadım. Yere karşı duyarlılık var, ileriye karşı duyarlılık var ama geriye doğru olmadığını tespitini biz daha burada yeni yapıyoruz. Çünkü gerçekten de yok. Bunun yanında hafıza kartımızın slot kapağını kaldırdığımız zaman, hani bintleriz ya cihazı Phantom 4'lerde, Phantom 3'lerde. Onlar gibi bunun da bir bint pimi var burada tıkladığımız, yine 3 saniyelik. Ve bunun yanında bir switch konulmuş. Bu switch de sizin ister kumandayla, ister herhangi bir telefon veya tablete indirdiğiniz kendi kumanda uygulamasıyla kontrol edebilmeniz için sağlanmış bir switch mod var. Bunu da o şekilde kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar cihazımızın bir de alt kapağını söktük. Bir bakalım dedik içinde neler var. Yine soğutucumuz muhafazaların üzerinde termal jellerle beraber alttaki alüminyum tabakamıza iletkenlik. Bunun harici FPV sistemimiz bir anakart üzerine beslenmiş. Zaten şu anda soğuması gereken bölge 4K entegresinin ve FPV sisteminin kendi plakalarının soğumasını sağlıyor. Burada 4 pin yolu izlenmiş ve bu pinler antenlere, yani patch dediğimiz yine patch anten sistemi kullanılmış. Ayakların gövde kısımlarının içerisine yerleştirilmiş. Kolların birinin yukarıda, aşağıda ve yukarıda olmasının artısı da sizin hangi açıda olursanız olun ya üstten ya da alttan yine veri transferinizi sağlıklı yapmanızı sağlamış. Bu şu an benim tabii öngörüm. Yine ön tarafımızda biraz daha büyük salyangoz fan tarzı bir fan sistemi kullanılmış. Ciddi bir hava sirkülasyonu yapıyor. Aynı zamanda bu içerideki bastığı havayı gimbal'a da iletiyor ve önündeki gimbal'dan soğutmasını sağlıyor. Bu makinede en korktuğum taraf cihazın, maazallah umarım başınıza gelmez, yere alt bölgeden çarptığı takdirde çok ciddi anlamda sorunlar çıkaracak ve inanın bu serviste de pek telafi edilecek bir durum değil. Şimdi şu anda yeterli uyduyu gördüğünü gösteriyor. Yeterli uyduyu gördüğü için de cihaz beni artık uçur diyor. Evet, cihazımız şu anda Ready Go dedi, GPS mod dedi. Fonksiyonlarımız şu anda normal uçuş için hazır. Her zamanki gibi standart Phantom 2, Phantom 3, Phantom 4 ve Mavic ve diğer modeller için verildiği gibi alt aşağı aşağı doğru veriyoruz ve makinemiz her zamanki gibi sıkma testi yapıyor. Şimdi ben kendimce olan kontrollerimi yapıyorum. Startımı verdim. Evet, makina enteresan bir şekilde çok detaylı kalktı. Yani kendine karşı acayip bir şey var, stabilizasyonu var. Beni şaşırttı açıkçası. Yalnız yani böyle sanki benim kontrolüm dışında kendini toparlamaya çalışma hareketleri de yapıyormuş gibi geldi bana. Şöyle bir çevirelim bakalım. Evet, enteresan. Yani çok keskin algılıyor hareketleri. Gainlerini bayağı bir düşürmek lazım. Yani profesyonel çekimlerde bu biraz sıkıntı olabilir. Evet, şu an rüzgar direnci düştü. Hava ortalama 22 km hızla esiyor diye tahmin ediyorum. Birazcık zorluk çıkarıyor olabilir.
Şu an şöyle bir tekrar dönüyorum. Şu an havadaki stabilizasyonuna bir bakalım. Sabit bıraktık. Hava şu anda 23'ün üzerine çıktı bence kilometre hızı. Çünkü dikkat ettiyseniz teras kattayız. Teras katta yani çatı katı olduğu için rüzgar burada daha şiddetli. Çünkü denizin esintisi buraya vuruyor. Ve gerçekten de direniyor. Beni bu konuda şaşırttı. Evet. Kameraya baktığımız zaman havada bu rüzgara direnirken kamerada hiçbir şekilde titreşim göremiyorum. Evet, başarılı. Gayet başarılı. Bu cihazda diğer cihazlarda olduğu gibi, daha doğrusu Phantom 4'te olduğu gibi gece uçuşlarının sensörünü kendi otomatik kapatıyor. Bu konuda kesinlikle bilgili olun arkadaşlar. Akşam veya gece yarısı hava karanlıkken uçurmak isterseniz ya da karanlık bir mekanda uçurmak isterseniz sensörler devre dışı kalıyor. Sakın ona güvenip de cihazı o fonksiyonlarda kullanmaya çalışmayın. Bakalım cihazı dar alanda ne kadar stabil indirebileceğiz. Bir de onu deneyelim. Phantom 4 başarılı bu konuda. Hiç ürkütmez beni. Evet. Biraz daha sallantılı iniyor. Hatta şu anda ben cihazı indirmek için baskı yapmama rağmen sensör önce ilk 30 santimde bana inişine izin vermedi. Basılı tuttum, sabit tuttuktan sonra eğer beni kapatacaksan ben ineyim der gibi indi. Bu da değişik bir şey. Yani şunu yapmak istiyor herhalde. Ben çalışırken beni indirmeye çalışır, tekrar kaldırma, beni sürekli yorma der gibi fonksiyon olmuş. Evet arkadaşlar, bence kendi bu minik boyuna göre bayağı ciddi anlamda stabil bir cihaz. Ama yine söylüyorum, çok profesyonel uçuşlarda size ne kadar bir şeyler katar bunu denedikçe anlayacağız. Herkesin kendine göre bir pilotajı var. Zamanla zaten bununla ilgili detaylı videoları paylaşmaya başlarız. Ben bununla ilgili detayları bugünlük bu kadar sunabiliyorum arkadaşlar. Akşama kadar size bu detayları sunabilmek için uzun bir çaba sarf ettik. Umarım sizin için de faydalı olur. Görüşmek üzere.